Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Ramazanınız mübarek olsun bu arada. İnşallah güzel geçiyordur. Oruçlarınızı rahat bir şekilde tutabiliyorsunuzdur. Bu sene ben rahat tutuyorum gerçekten. Sadece Ahmet Aslan'la. Oradan bana laf yetiştiriyor. Ahmet Aslan'la biraz böyle yemek yapma aşamasında zorlanıyoruz ama onu da bir şekilde hallediyoruz. Dur, konuşmak dur. Mı istiyorsun? Dur. Olmaz ki anneciğim. Ben konuşayım biraz. Tamam, gel. Bakın böyle. Normalde biliyorsunuz ben Ramazan'da hep her zaman ilk sahur, ilk iftar bunların hepsini size çekerdim. Yani YouTube'da vlog çekmeye başladım bu böyleydi. Ama bu sene bir türlü nasip olmadı. Çünkü sahurda belki 4-5 kere kalk tekrar oturmak zorunda kalıyorum. Çünkü Ahmet Aslan uyanıyor, tekrar onu uyut et derken anca yiyip yatıyorum. İftarda da genelde son 1-1,5 saat kalasıya Musa gelince yemekleri yapmaya başlıyorum. Ön hazırlık yapıyorum. Ama o gelince hemen pişiriyorum yemeklerimi. Öyle işte. Güzel geçiyor ama Ramazanımız. Ben normalde emzirme sürecine devam ediyorum bu arada Ahmet Aslan'ın ama yine de bu sene tutuyoruz bakalım. İnşallah sonuna kadar da tutarız orucumuzu. Konuşmayayım diye yapıyor. Ne oldu? Bak Musa. Kamera açılınca görüyor musun? Sabahtan beri Musa'yı mahvetti. Sabah bu arada kalktık. Yeni bir skuter almıştık Ahmet Aslan'a. Onu aldık, yürüyüş yolu var ya. Daha önceki vloglarda da gitmiştik. Bak konuşmayayım diye yapıyor ya. Yürüyüş yoluna götürdük. 2-2,5 saat sonra orada skuterle kaydı. Hatta bakın düştü. Göster kafanı. Nasıl düştüm? Nasıl düştüm? Ah yapma. Bir anda düştü. Çok hızlı gidiyor çünkü ister istemez. Biraz da kendi böyle sevdi de. O yüzden aşağıya doğru olunca da hızını alamayıp bir anda düştü yani. Şimdi de yemek hazırlığı yapacağız. Dışarıdaki alışverişimizi falan hallettik. Anneme uğradık. Oradan direkt eve geldik. Bugün akşama Musa'nın bir menüsü var. Onu yapacağız. Yani Musa da daha ilk defa yapacak bu tarif bizlere. Şimdi birlikte onu yapacağız. Yanına ben mercimek çorbası yaptım. Salata olacak. Normal, fix. Hayır, pis, evet o. Bu arada mercimek çorbasını ben normal işte içerisine patates, soğan, sarımsak, bazen havuç koyuyorum. O şekilde yapıyordum ama bugün Musa o kadar şey yaptırdı ki bana. Tam hazırlıyordum, yanıma geldi. Kajun baharat attık. İçerisine kekik attık farklı olarak. Başka ne koyduk? Başka bir şey koymadık. Farklı. Diğerleri normal olan şeyler ama ben de bu sefer havuç ve soğan koymadım. Aynen, bol sarımsaklı ve patatesli yaptım mercimek çorbasını. İnşallah güzel olur. Şimdi böreği yapacağız. Börek içinde 40 tane baklavalık yufka, 2 tane de normal yufkaya ihtiyacımız var. Sen bize yardım edeceksin mi? Öyle böreği yapıp hazır edelim ki Ahmet Aslan'ın yemeğini yaparım. Onu yaptıktan sonra ben onu yedirirken artık börek pişer. Çünkü tam iftar vaktine denk getirmiyorum. Ben de acıktığım için hem ona yedir hem kendim ye olmuyor. Böyle bizden bir yarım saat önce falan yediriyorum ben Ahmet Aslan'ı. Onun da bugün menüsünde kabak mücver var. Yanına da yoğurt koydum. Başlayalım mı? Tamam oğlum, yiyeyim, ver. Tamam, ver. Milletin terliğine ve çorabına takmış durumda. Çıkartayım mı? Çıkartayım. Böreğimizin malzemelerini hazırladık. Şimdi yapmaya başlayacağız. O onu koruması yemeğim için. Yemeğim diyor zaten. Baktım ben. Şöyle malzemeleri sayayım ben size ilk önce. 2 tane yufkamız var. 40 tane baklavalık yufka. Pardon, 20 tane miydi? 20 tane baklavalık yufka. Üst onu koyacağız. Şöyle bir karışım yapıyoruz. 1 su bardağı süt. 2 yumurta. Hem sarısı hem beyazını koyuyoruz yumurtaların. Şöyle. İster çeçil peyniri, ister kaşar peynirini ayrı ayrı ya da birlikte kullanabilirsiniz. Biz kaşar peyniri yaptık. Ve tereyağı. Şimdi 10 tane baklavalık yufkayı şöyle bir borcam ayarladım. Ona göre keseceğiz. Ama 2 tanesini böyle kesiyoruz bu. Evet, onu söyleyeyim. Bu normal yufkayı var ya, sigara böreği böyle sardığımız yufkayı. Kare kare kesiyoruz ve bunu ilk 10 kattan sonra ortasına koyacağız. Şu karışıma batırıp. Onun içine anlatabildim herhalde. Bence anlattım. Bak, karıştır böyle. Hatta. 2 yumurta, 1 bardak süt var mı? Efendim? 2 yumurta, 1 bardak. Aynen, 1 bardak süt var. Şimdi bu karışıma şöyle. Ben karıştırdım herhalde. Kamera olunca yapamadım.
Bunu biraz şöyle sulu sulu karıştırıyoruz herhalde. Bu biraz sulu, böyle çekecek mi? Aynen. Ya biz zaten böyle ıslak ıslak koyacağız. Mantığı o. Tamam, bu biraz dursun böyle, uygun kesene kadar. Aynen. Şimdi şunu baklavalı pufkayı da buraya 10 kat, birer kat koyup arasına tereyağı sürdükten sonra 10 kat çıkacağız. Araya bu ve peynir. Biz bunu yemek için Adana'ya gidip yok geliyor. Evlenim. Sanayi sitesinde. Nasıl olacak? Sanayicilerin içinde vardı. Nişanlıyken çok yiyorduk. 10 kat testi yapacağız bunu. Beni böreklerle kandırdı. İçiyoruz. Seslerim ona. O bizim farkında olursa bize. Tezgaha çıkmak istiyor. Şimdi 10 kat baklavalık yufkayı tamamen döşedim ben. Bak sıra bunda. Bunu ama elimle döşeceğim içerisine. O nasıl yapacağım? Ya böyle. Açacağım mı? Şöyle bak. Yani top top olmasın. Kömbe içliyor gibi yapacağım. Yapacağım bekle. Biz nasıl etli kömbeyi içliyoruz? Ahmet Aslan sinirlendi. Attı. Çok sinirlendi. Biraz karıştır istersen şunu. Biraz kapatayım. Zaten bu erir. Biz kömbek şu kenarlarını keselim diyorduk ama kesmeyeceğiz. Tamam, bu iyi. Tamam. Kaşarını. Şimdi? Kaşarını vereceğim. Sen versene. Ben şöyle yapayım, sen elini daha. Şimdi kaşarını ilave ediyoruz. Bunu böyle tam iftara yakın pişirmeliyiz ki sıcak sıcak. Yani böyle. Ne oldu anneciğim? Annem, babam. Ben daha değil mi? Yoo. Anca oluyor kaşar. Kaşar biraz fazla oluyor, güzel oluyor. Dur, bir yedireyim şöyle her yerine. Babam. Efendim babam. Tamam. Şimdi bunun üzerine tekrardan Baklava yufka. Ahmet Aslan bizimle birlikte yemek yapmak istiyor. En iyisi ben. Şimdi kapatayım kamerayı, onu şuraya alayım. Böreğimizin görüntüsü, kokusu nefis gerçekten. Çok güzel oldu. Şöyle kenardan da kabardı. Göstereyim, börek hazır. 2 dakikamız kaldı. Burada da çorbanın altını açtım. Çorba da birazcık ısınsın. Çünkü Musa çok kaynar, sevmiyor çorbayı. Birazcık ısınsın. Onları da kaselere koyarım. Yanına da salata. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ahmet Aslan? Bununla savaştan. Ayşe'nin gülüşe bak. Ahmet Aslan. Amin de hadi. Allah kabul etsin. Amin. Ezan amin de olan. Amin diyeceğiz. Yapalım mı? Evet. Amin. Yok öyle. Güzel yap. Güzel. Amin. Amin. Evet. Ezan okununca amin yapacağız. Hadi bakalım. Baba. Bana bak bana. Tamam. Bana bak. Baba. Bana bir bak bana. Sessiz ol tamam mı? Sessiz. Sakin. Şımardı ya bugün sakin. Var ya. Bizi apartmandan atacak. Babaya bir sarılsana. Gel sarılsana. Bir dön. Tamam bağırma sakin. Tamam. Neyse tamam. Bize tamam, sakin. Dayanlardan çay daveti geldi, biz oraya gidiyoruz şimdi. Tamam. Meyveleri mi yıkıyorsun? Yıkamadan koydun ama. Bak bunu yıkamadın. Hadi yıka. Aferin Ahmet Aslan'a. Bak bunu da yıka. Aferin sana. Bu çilekleri de yıka bakalım. Çilekleri de yıka. Sen çilek seviyor musun? Seviyor musun? Baba. Baba alıyor evet. Alacak bugün evet. Gelecek birazdan. Söyledik. Değil mi? Hadi bunu ona yapıştır. Birbirine yapıştır. Aferin sana. Bak bu muzun bir parçası yok. Al bunu da yıka. Kim bilir nereye attım. Tüm oyuncakları bir yere attım. Bu arada biz uzun zamandır Ahmet Aslan'la artık oyunları böyle oynuyoruz. Yani
günlük birkaç oyuncak seçiyorum. Getiriyoruz. Böyle burada ikimiz bununla oynuyoruz. Kendini görmek ister misin? Nasıl yaramazlık yapıyorsun? Piş piş yıkıyormuş. Buna da bir kere su koymayı denedik. Ama mutfağın her yerini su yapınca dedik ki artık yaza koyarız. O yüzden artık yaza şimdi. Hasta olmasın diye böyle oynatıyoruz. Ne oldu oğlum? Öyle işte. Oyun oynuyoruz. Saatlerimiz de bayağı gecikti aslında. Bugün normalde pazartesi. Ben pazartesi temizliği yapardım. Ama bugün hiçbir şey yapmadım. Hiç halim yok. Nedense kendimi de hiç iyi hissetmiyorum. Ya ne kadar mutlu oluyorsun kamera açılınca. Orada bir sürü abla abi var biliyor musun? Seni izliyorlar ablalar. Çok seviyor abla abi aşırı. Buraya koy. Bak hepsini buraya koy. Öyle işte yani doğru düzgün temizlik falan yapmadım. Sadece evi toparladım. İki makine çamaşır astım. Çamaşır katladım. Süpürdüm. Toz aldım. Ama hani dip bucak bir temizlik yapmadım bugün açıkçası. Bakalım inşallah kendimi yarın hissedersem yaparım. Anneciğim. Akşamın menüsünde kafamda önceden planlamıştım zaten. Hazırladım onu da şimdiden. İşte Musa gelecek. Manav eksiğimiz vardı. Onları hallediyor. Marketten bir şeyler istemiştim. Baharat istemiştim. Eksik baharatlarım vardı. Onları aldıktan sonra da artık pilavı yaparım. Bu arada menümde çorba, dünden kalan çorba var. Tavuklu pilav, salata, anne. Ayran. Efendim, ah canım çok acıttın. Bunu mu görsünler? Bakın Ahmet Hasan'ın arabasına. Size eve gelenlere uyguladığı tarifi uyguluyor resmen. Eve gelenlere de böyle tüm hünerlerini sergiliyor. Efendim, konuşmayayım mı? Tamam, Ahmet Hasan'ı izleyelim, evet. Sen bu arabayla nasıl düştün? Nasıl düştün? Hatırlıyor musun? Oha, dank oldu değil mi? Çok kötü oldu. Çünkü ön kaldırıyordun. Tatlı olarak da Magnolia'nın kremasını hazırladım. Anneciğim ama birlikte konuşalım o zaman gel. Tatlı olarak da Magnolia'nın kremasını hazırladım. Meyvelerim yoktu. Meyveleri istedim Musa'dan. Efendim. Ama hep seni izleyemezler ki böyle. Seni neden izlesinler? Telefonumun üstünden geçirsin. Tamam. Hadi bay bay yap şimdi. Ama kapatmaları lazım. İşleri var onların. Bence bunu görüntülü konuşma falan zannediyor. Efendim. Çünkü günlük böyle bir 2-3 kere kardeşimi, Aykut'u, annemi, Musa'yı arattırıyor bana görüntülü. Tamam. Tamam oldu. Maşallah sana. Hadi yemek yapacağız. Akşam oluyorsun. Sahur diyorum. Hadi kapıyı açalım. Baba gelecek. Tamam tamam. Musacığım geldi. Ben hızlı bir şekilde tatlılarımı yaptım. Ama şöyle. Şunlardan azdı. Hepsini aslında buna yapmak istiyordum. Hani iftar sonrası küçük iyi olur diye. Yetmeyince bunları ilave ettim. Böyle biraz karışık oldu bunlar. Hoş olmadı aslında. İkinci katları yapınca böyle biraz karışık oldu ama şunlar gayet iyi. Zaten tatlımızı alıp annemlere gideceğiz. Çayı onlarla birlikte içeceğiz. Musa dediğim gibi manav alışverişini yapmış. Buraları yerleştireceğim. Bana karanfil getirmiş. Şimdi yemeklerim de hazır olmak üzere. Çorbayı koyacağım ısınması için. Tabii çorba olana kadar da benim Ahmet Aslan'ı yedirmem gerekiyor. Burada da Musacığımın salatası. Gerçekten bu konuda üstüne tanımıyorum. Salata için yaratılmış adam. Nefis yapıyor. Şu taze soğanlar niye burada? Tuz yok yani. Yok aşkım öyle değil de. Bu sana soğanlar sana niye mı? Baş köşedeler? Ne hangi soğanlar? Beyaz onlar soğanlar. İyi bakalım. Şimdi salatanın da avcarını yaparım. Ondan sonra tamam buraları toplamam lazım. Buralar gerçekten çok dağıldı. Mutfağın arka tarafını hiç görmeyin. Aceleyle yaptım. Normalde şunu size çekecektim ama baktım geç kalıyoruz. O yüzden çektim. Bu arada ezan Ahmet Aslan dinliyor. Amin de oğlum. Ezan aç diyor. Çok seviyor dua ya da böyle ezan dinlemeyi. Biz de açıyoruz valla yapacak bir şey yok. Amin diyor. Bak. Amin de annem.
Ezan sesini amin diyor ya. Amin aç diyor. Hadi ezan teyzelere de amin de. Amin de hadi oğlum. Amin de. Ezan okuyor amin de. Ama elini yapacaksın. Elini yap bir. Elini yap amin de bir. Hadi neyse. Amin. Herkese yeniden merhabalar. Biraz yorgunum ama çok şükür ki her işi hallettim. Saatlerimiz şu anda 5.28. Annemleri almaya gitti Musa. Bugün akşama 12 kişilik misafirim var. Şöyle, normalde sabahtan her şeyi gerçekten çekmeyi çok istiyordum. Çünkü farklı mezeler yaptık Musa ile birlikte. Ve Musa ile birlikte dediğim gibi biz mutfakta vakit geçirmeyi çok da seviyoruz. Ve çok eğleniyoruz da. Ama Ahmet Aslan da işin içine girince olmuyor arkadaşlar. Yani ya ağlıyor, ya kucağıma gelmek istiyor, ya tezgaha çıkmak istiyor tam da şuraya. Ya da bizimle birlikte bir şeyler doğramak istiyor. Biz onu dahil ettiğimiz için, aslında en başında Musa dahil ettiği için biz bu aralar çok zorlanıyoruz mutfakta bir şey yaparken. O yüzden çekemedim. Kusura bakmayın. İftar hazırlığı olduğu için de riske atmak istemedim. Hani her şeyim hazır olsun. Sonuçta insanlar hepimiz orucuz. Zorlanmayalım. Ne bileyim, geç kalmasın hiçbir şey derken. Ben tüm hazırlığımı yaptım. Hatta size şöyle göstermek istiyorum annemler gelmeden. Çünkü Musa hem ekmeği alacak hem de annemleri alıp gelecek. Önce salon masamı göstereyim. Şöyle tabaklarımı, bardaklarımı hazırladım. Bu arada bunu Ahmet Hasan uyurken yaptım. Çünkü normalde yapmam imkansız. Konsolla uğraşmaya bayılıyor. Bence tüm çocuklar öyle yani. Hani merak ediyorlar. Şuraya salata gelecek. İşte şimdiden limonları falan koydum. Bu arada menümüz mercimek çorbası ve soğan balığı. Şimdi bura böyle kalsın. Şuraya bakar mısınız? Burada Ahmet Hasan'ın gün boyu sürekli oynadığı oyuncaklarını koydum. Balıklarımız hazır. Burada suyunu sıkıyor. Suyunu sıktığında daha iyi oluyormuş Musa. Her zaman öyle söylüyor. Bu arada menü bizimkilerin isteği üzerine şekillendi. Normalde daha önceki geldiklerinde de somon yapmıştık. Ama çok seviyorlar gerçekten Musa'nın yaptığı bu özel bir soslu, işte ballı falan bir soslu somon yapıyor. Onu çok seviyorlar. O yüzden genelde de hep et, tavuk üzerine yenildiği için Ramazan'da dedik ki tamam biz balık yapıyoruz. O zaman... şurada roka salatası var. Bu roka salatasının üzerine bu domatesler gelecek. Burada turpu yaptık. Şurada iki katlı yine bizimkilerin özel isteği üzerine künefe var. Şöyle göstereyim. Dökmekten o kadar korkuyorum ki bugün çok uyardı Musa beni. Burada da yine somanın sosu var. Buna çok az bence yağ ilave etmesi gerekiyor. Ben öyle söyledim ama bence gerek yok dedi. Çünkü soğan fazla yağlanıyor pişerken. Şurada da çorban var. Mercimek çorbası. Burada künefenin şerbeti. Burada Ahmet Aslan'ın yemeği soğuyor. Burada diğer 6 kişilik masam. Burayı da bu şekilde hazırladım. Buraya herhangi bir örtü örtmedim. Böyle yani hızlıca hazırlığı yaptım. Biraz sonra da zaten tabaklara koyarken size mezeleri de gösteririm. Hepsini tek tek. Artık elimden gelen bu kadar. İnşallah güzel olur. Afiyetle yeriz. Vaktim kaldı. Çay malzemelerini bir hazırladım. Çünkü daha gelmediler. Muhtemelen ekmek için sıra bekliyorlardır. O arada hem şu sepetteki bulaşıkları kurulayım, yerlerine yerleştireyim. En azından yeni yıkanacak şeylere yer açılır diye düşündüm. Hem de çayları falan her şeyi hazırlettim. Bakalım. Rahat edelim muhtemelen. Çünkü tam yemeği fırına attıktan sonra benim Ahmet Hasan'ın karnını doyurmam lazım. Bizle aynı anda yediremiyorum ben ona. Yemiyor, dikkati falan dağılıyor. O yüzden bunları hallediyorum bu arada da. İyi oldu. Her şey hazır bakalım. Artık mezeleri koyarım. Annemden geldikten sonra tabaklara. Önce koymadım. Aslında koyacaktım. Biraz aceleciyim diyorum ya hep. Musa dedi ki Allah aşkına dur. Ya ben normalde de bir misafir geleceği zaman bir gün önceden, iki gün önceden böyle kafama takmaya başladım işte. Nasıl yapsak, nasıl etsek, ne koysak, nasıl hazırlasak. Hani isterim ki her şey dört dörtlük olsun, eksik olmasın, ne bileyim gelen insan benim evimde rahat etsin. Ama işte ben kendimi yıpratıyorum bu evrede. Ramazan'da da bunu kat ve kat yaşıyorum. İşte herkes oruç, acıktılar şöyle böyle. Halbuki bir çorba içince herkes doyuyor, bir bardak su içince herkes doyuyor da. İşte ben biraz abartıyorum. Evet, kabul ediyorum bunu buradan da. Musa diyecek kabul ettin sonunda. Gerçekten ediyorum yani. Bu arada misafirlerimi de elimden geldiği kadar ben hafta sonu almaya çalışıyorum. Hem
Musa da evde oluyor. En azından zorlandığımda Ahmet Aslan'a bakar. Ya da mutfakta gerçekten bana çok iyi bir yardımcı. Bunun kafanı bulamıyorum. Musa mutfakta gerçekten bana çok iyi bir yardımcı. Her istediğimi doğrar, her istediğimi yapar. Ondan güzel fikirler çıkar. O yüzden diyorum ki hafta sonu alalım. O yüzden bu hafta sonu annemgille başladık bakalım. Annemler, dayımlar, abimler onlar geliyor. Söyledim mi bilmiyorum. Toplamda 12 kişiyiz. İnşallah güzel olur. Bence kalabalık yapılan iftar gerçekten çok güzel oluyor. En azından ne yediğinizi anlıyorsunuz böyle şen şakrak sohbetler eşliğinde. Ama sahur da çok eğlenceli. Biz geçenlerde dayımlarda sahur yaptık. Nefisti. Tekrarlayacağız inşallah bakalım. Gerçekten sahura çok eğlenceli oluyor. Zaten sahura kadar genelde oturuyoruz biz. Hani kimse uyumuyor. O yüzden dayımlarda sahur yaptık. Hatta Ahmet Hasan'ı da orada uyuttuk. Çok güzel geçti. Çok zevkliydi. Neyse bunları da hallettim. Şu kavanozu götüreceğim kilere. Diğer kap annemin zaten. Tamam. Burası da tamam. Herkese yeniden günaydın. Bugün seçim var. Oy kullanmaya gideceğiz. Ondan önce Ahmet Aslan'a şöyle yanıma bir ara öğün almak istiyorum. Kahvaltısını yaptırdım evde. Muhtemelen dışarıda dururuz ya da ne bileyim annem bile falan gideriz. Yanıma bir şeyler alayım. Onu da yediririm. Dün çok yoğun bir gün geçirdik. Ne kamerayı elime aldım ne bir şey yapamadım. Hatta doğru gün story bile atamadım. Uyuyor da yavaş. Bizim evin iki erkeği kavga ediyor. Ahmet Hasan'ın kivreleri geldiler Kıbrıs'tan. Onları karşılamaya gittik Adana'ya. Aslında işte vloga devam edelim şöyle böyle dedim ama ben gittiğim yerde telefonumu bile unuttum. İki çocukla birlikte gidince bile tam yemek saati, iftar kalabalığı filan derken sonradan işte telefonumu aldık. Yani Temur orada kalmış. Hatta telefon kapanmış. Filan öyle yani. Ama yoğun bir gündü. Eve geldiğimizde saat 11'e filan geliyordu. Oradan erken geldik. Oradan geldikten sonra da Aykut'la Elif'le birlikte kahve içtik. Yeter mi acaba diye bakmam lazım. Ondan sonra da dediğim gibi eve geldik. Direkt uyuduk. Sahur filan derken sabah 6'da kalktım. 6'da kalktım. Ahmet Aslan'la güne başladım. Onun kahvaltısı. Şimdi dedik oylarımızı erkenden kullanalım. En azından bir şeyler yapacak olursak onları hallederiz. O işlerimize bakarız diye. Bugün aslında Ahmet Aslan'a bir ayakkabı almayı düşünüyorum. Ayak numarasını bir türlü tutturamıyorum ben bu aralar. Çünkü bence markadan markaya kalıbı değişiyor. Bakalım bugün belki bulursam istediğim gibi kafama yatan bir ayakkabı almak istiyorum. Sürekli konuşuyor, sürekli. Musa'yı çıldırttı sabahtan beri. Bir balkona giriyorlar bir dışarıya. Top aldırdı dün. Kocaman bir futbol topu. Bakın oradan geçti benim. Topu. Topunu göstersene. Topunu göstermek ister misin? Şimdi parka gideceğiz oğlum. Ne parkı? Bebeğe giderim mi? Hayır. Dedeye giderim hayır. Anneye giderim hayır. Parka. Topunu göstereceksin evet. Mi? Ama sen görünmüyorsun. Bu neyse, çilekten hazır. Topumuz. Futbol takımı. Evet, evin her yeri top dolu ama gerçekten çok seviyor ve güzel oynuyor Ahmet Aslan. Futbol kulübü. Gösteremiyor bu aslında. Daldırsan azıcık. Neyse bu hazır. Bakalım çıkalım. Bu arada bebek dediğimizde Kibresi'nin kızı dünden beri çocuğa bir kıskançlık besliyor içerisinde. Bebeği öpelim mi? No no. Hayır diyor. İşte bebeği gezdirelim mi? Hayır diyor. Bugün muhtemelen akşam onlara da uğrarız. Yani plan ne şu anda bilmiyorum ama biz evden çıkıyoruz şimdi. Ben çiçeklerimi yanıma aldım. Oyumuzu kullandık. Annemlere geldik. İnmen lazım görünmen için. Bu ikisiyle birlikte oyun oynuyoruz. Kuduruyorlar resmen. Bir şeyler atıştırıyorlar şimdi de.
Gel. Sen de konuşacaksın mı? Sen de Gül abi gibi. Gül. Ay. Gel sen de yap Mustafa Ali. Alamet asla. Ne oldu? Aa, aşk olsun. Neden kamerama vurdun? Ahmet Hasan gel. Oğlum neden kamerama vurdun? Neden? Al. Ahmet Hasan. Halam. Gel. Gel. Ahmet Hasan sen de gel. Gel abinin yanına otur. Abi de bakayım. Abicim de. Abim de. Abicim. Bu buna aşık resmen. Mustafa Ali. Tabağı getir bakayım. Neyse biraz oynasınlar tabağı ondan getir. Sonra çıkıp eve gideriz artık. Akşam iftar telaşımız başlar muhtemelen. Günaydın. Allah'ım. Anneciğim gel bak uzaklaşırken seni daha güzel görecekler. Ya sabır. Dün Ahmet Hasan'a ayakkabı ve bayramlık işini hallettik. Size onları göstereceğim. Niye yere oturdum? Güya kameramı korurum diye oturdum da bunda da kanepenin üstüne çıktı. Aslında ayakkabıyı Ahmet Hasan'a denettirip almak istiyordum. Ama denemek istemedi. Muhtemelen zaten tekrardan değişim yapacağız. Çünkü olmuyor ayakkabı. Açacağım evet. Hiç aklımda olmayan bir modeli aldım. Gerçekten ne bayramlık içime sindi ne ayakkabımı almak zorundaydım. Çünkü ayakkabısı çok küçük geliyordu artık. Şu Vico'nun şöyle bir modelini aldık. Normalde 20 giyiyordu. Ben 21 aldım. Boy olarak sıkıntı yok ayakkabıda. Giyecek misin? Tamam. Boy olarak sıkıntı yok ayakkabıda. Ama Ahmet Hasan'ın şu kısımları biraz tombik. O yüzden burası sıkıyor. Ve giymek istemedi dün böyle bir bağırdı falan. Biz de zorlamadık. Muhtemelen değişecek. Yine gidip ilk adım ayakkabısı alacağız çocuğa. Daha giymeden uuu diyorsun hemen. Bir de sen dene bakayım. Şöyle bir model işte ya. Farklı markalara da baktım. Anne, renk yoktu, anne, numara yoktu. Gerçekten anne, bu bayram ve sezon geçişi anne, kötü oldu çocuğum anne, için. Anne. Efendim. Evet ki oğlum. O yüzden bunu muhtemelen değiştireceğiz. Olmuyor çünkü ayağını yanlardan sıkıyor bu model. Bayramlık olarak da hep bir bahçıvan, kot bahçıvan almayı düşünüyordum. Aslında ben anne, internetten anne, mi alsam, buradan mı alsam anne, derken geç kaldım. Ah, ters. Niye giydiriyorsun? Neyse anne, bunu da Civil'den aldım. Şöyle bir gömlek. Kısa kollu ama işte hava bozuk olacak diyorlar. Onu da bilmiyorum. Bakayım. Anne. Altına da şöyle bir kot şort aldım. İşte bu ayakkabıyla güzel olur planlamasıyla almıştık ama ayakkabı dediğim gibi yanlardan aşırı sıkıyor. Efendim aşkım. Burada. Giyecek misin? Tamam. Numaraya bakın. Burada. İlk giydiğimizde sıktı ya. Giy. Neresi sıkıyor? Burada. Burası mı? Buran mı acıyor? Gerçekten burası dar bir ayakkabı yani. Burada. Ekstra olarak Civil'den Ahmet Hasan'a şöyle bir kırmızı tişört ve şort takımı aldım. Çünkü Ahmet Hasan'ın yazlığı yok ve Osmaniye bir anda yaz geldi. Ben hiç böyle bir hazırlık yapmamıştım. Biraz erteliyordum aslında. Ama bakayım tek tek almaya başladım. Hatta dün ebebek kargolarımız da gelmiş. Anneciğim hayır. Burada. Bak bunu göster. Bunu göstersen ebebek kargolarımız da gelmiş. Ben açtım sabah bir kriz anında. Şöyle göstereyim hızlı bir şekilde açtım hem de. Size onları da göstereceğim. Şöyle bir üst aldım. Bu arada ben hep 2 yaş aldım bunların hepsini. 2-3 yaş olarak geçiyor. Bunun şortu şu. Bu şort çok hoş değil ya. Böyle kapri gibi uzun yani. Bilmem çocuğa nasıl olacak ama. Ya da 2 yaş aldığım için şu anda büyük duruyor. Ama yazın serin serin giyer. Şu anda hava bu kadar sıcaksa ben gerçekten yazın düşünemiyorum Osmaniye'yi. Bunu göstereyim. Bu çok güzel bak. Bu çok hoşuma gitti. Bu da yine aynı şekilde 2-3 yaş olarak geçiyor. Bunun şortu yok. Buna muhtemelen bir beyaz ya da turuncu bir şey kombin yaparız. Sonra şunu aldım. Aslında şunun şu detayına dikkat etmemişim. Bilmiyorum bu üzerinde lastik gibi. Nasıl durur çocuğun ama. İlk defa böyle bir tişört olacak çünkü. Şöyle canlı renkler giysin diye bunu aldım. Onun şortu da vardı. Şöyle kaktüslü şortu var. Çok hoşuma gitti. Çok güzel değil mi annem? Şöyle bir yine tişört aldım. Bu şekilde şöyle göstereyim önüne.
Bunun da altı yok. Bir de ben çocuklarda şöyle tulumları çok seviyorum. Ama bu sanki büyük Ahmet Aslan'a ya. Bakın. Şimdi denettirmedi sabah açtığımda da. Ben çok merak edip açtım. Bir de ağlıyordu zaten sabah baba gittikten sonra ağladı. Dedim gel sana bir şeyler göstereceğim. Kargocu abi getirmiş falan derken. Açtık baktık. Bu muhtemelen olmaz gibime geliyor hemen. Ama yazın ilerleyen zamanlarında giyer serin serin. Bu kadar. Ama ne bayramlık ne ayakkabı asla içime sinmedi. Sadece almış olmak için aldım. En azından bir şeyleri olsun. Çünkü yazlık gerçekten yok Ahmet Hasan. Geçen seneden gelenler haliyle küçük oluyor. Göster ayakkabısı. Bak böyle göstermen lazım. Gel. Eğil de göster. Ayakkabılarını göster. Ama giymedim de. Bağırdım ben de. Ama nasıl bağırıyor biz giydirmeye çalışırken şuralarını sıktığından dolayı bence. Bu Converse modelleri vardı. Vicko'nun onlardan istiyordum aslında. Onlar da 22 numaradan başlıyormuş. O yüzden o da kaldı. Muhtemelen dediğim gibi ben yine gidip ilk adım ayakkabı. Anne. Bir dakika. Burada. Buraya koymayayım böyle konuşalım. Muhtemelen dediğim gibi gidip ilk adım ayakkabısının farklı renklerini alacağım. Artık yapacak bir şey yok. Böyle arkadaşlar size bunu da göstereyim dedim. Artık vlogumu da kapatacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay yap. Bir de öpücük at herkese. Aferin sana.